pazar sabahı olduğu gibi bu pazar sabahı da sizlerle birlikteyiz. Yeni Nesil Gazetesi'nin Avrupa'daki Anadolu programı için hazırlamış olduğu haber başlıkları şöyle. FPÖ Partisi'nin düzenlemiş olduğu etkinlik gündem yarattı. Paskalya tatilinde 3000 polis görev başında olacak. Avusturya'da fırtına bir kişinin canını aldı. FPÖ Partisi bisikletlerde plaka uygulamasına gitmek istiyor. Mart ayı işsizlik oranları açıklandı ve 15 Nisan'a kadar kışlık tekerleğinizi sakın aracınızın üstünden indirmeyin. Değerli izleyenlerimiz, haber başlıklarımız böyle. Dilerseniz her pazar olduğu gibi yaslanın koltuklarınıza, haberlerimiz geliyor. Değerli izleyenlerimiz, FPÖ Partisi'nin bu hafta içerisinde Hofburg Sarayı'nda düzenlemiş olduğu ve Avrupa'yı tehdit eden İslam başlıklı sempozyum adeta Avusturya'da gündem yarattı ve Müslüman dernekler buna suç duyurusunda bulundu değerli izleyenlerimiz ve bu toplantıda kullanılan ırkçı ithamlar ve kışkırtıcı söylemler savcılığa suç duyurusu olarak iletildi. Bakalım Avusturya yargısı bu konuda nasıl bir tutum sergileyecek? Avusturya'da uzmanların yapmış olduğu açıklamada en çok kaza Paskalya tatili döneminde meydana geliyor ve bu sebep ile 3000 polis Paskalya tatili döneminde görev başında olacak ve 2014 yılının istatistiklerine baktığımızda 276 kaza meydana geldi ve 4 kişi hayatını kaybetti. 2014 yılında 52.402 sürücü hız limitini aştığı gerekçesiyle ceza uygulandı ve 389 sürücü alkolü direksiyon başına geçti. Buradan bütün yurttaşlarımıza seslenmek istiyoruz. Lütfen trafik canavarı olmayın. Salı ve çarşamba günü Niklas fırtınası Orta Avrupa'yı etkisi altına aldı ve 11 kişinin canına mal oldu değerli izleyenlerimiz. Bu fırtına Almanya, İsviçre ve Avusturya'da şiddetli derecede hissedildi. Uçak seferleri ve tren seferleri iptal oldu. Oberösterreich eyaletinde bir kişi hayatını kaybetti. Salzburg eyaletinde ise otobana ağaçlar düştü değerli izleyenlerimiz. Tirol bölgesinde ise 200 ihbar gerçekleşti ve itfaiye çok yoğun günler yaşadı o bölgede. Niederösterreich eyaletinde ise otobanda kamyon devrildi değerli izleyenlerimiz ve Kärnten eyaletinde de çatılar uçtu. Buradan hayatını kaybeden Avrupa genelinde 11 kişiye rahmet diliyoruz. Değerli izleyenlerimiz, sıradaki haberimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan yurttaşlarımızı ilgilendiriyor. Eğer Türkiye Cumhuriyeti'ne bir seyahat gerçekleştirmek istiyorsanız pasaportunuzun geçerlilik süresi en az 6 ay olmak zorunda ve e-vize uygulaması devam ediyor değerli izleyenlerimiz. Online olarak e-vize sitesine girdiğinizde 15 euroya vize alabilirsiniz ve gümrük kapılarından da 25 euroya bu vizeyi alabilirsiniz değerli izleyenlerimiz. Ve yetkililerin yapmış olduğu açıklamada gümrüklerdeki vize satışları bakanlığın ikinci bir talimatına kadar devam edecek. Yani bu yaz döneminde ne olur bilmiyoruz. Fakat bunu da programımızdan herhangi bir şekilde değişiklik olur ise mutlaka duyururuz değerli izleyenlerimiz. Ve yaz dönemi yaklaşıyor. Mutlaka ve mutlaka biletlerinizi, uçak biletlerinizi özellikle güvenilir seyahat acentalarından almayı tercih edin. FPÖ Partisi Grup Başkanı Johan Guderus, Viyana'da bisikletlere plaka uygulaması getirilmesi gerektiğini dile getirdi. Gerekçe ise bisikletlerin trafikte yaratmış olduğu kaos ve böylelikle eğer plaka uygulamasına gidilir ise suçluların bir an evvel bulunup gerekli cezanın uygulanabilmesi için iyi bir yöntem olacağını dile getirdi. Bakalım Viyana Eyalet Parlamentosu bu öneri hakkında nasıl bir görüş bildirecek? Yetkililerin yapmış olduğu açıklamada Mart ayı içerisinde işsizlik oranı %9,5 oranında
arttı ve Viyana'da işsizlik %23'e yükseldi değerli izleyenlerimiz. Ve bu sayı rakam ile şöyle: 125.215 kişi Viyana'da işsiz. Bu haftanın en son haberi otomobil sürücülerini ilgilendiriyor. Biliyorsunuz Avusturya'da 1 Kasım ile 15 Nisan tarihleri arasında aracınızda mutlaka ve mutlaka kışlık lastiklerin takılı olması gerekiyor. Ve eğer hava ciddi derecede yağışlı ise, yerlerde buzlanma ve don var ise ve kar yağışı var ise aracınızda yine aynı şekilde kışlık lastik olması gerekiyor. O yüzden araçlarınızda kışlık lastiği hemen indirmenizi tavsiye etmiyoruz. Buradan bütün yurttaşlarımıza da seslenmek istemiyoruz. Eğer yer karlı ise veya kaygan ise ve siz kaza yapmış iseniz ve aracınızda yazlık lastik var ise sizleri 500 euro ile 5000 euro arasında bir ceza bekliyor. Buradan bütün yurttaşlarımıza dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz. Değerli izleyenlerimiz, Yeni Nesil Gazetesi'nin Avrupa'daki Anadolu programı için hazırlamış olduğu haber başlıklarının sonuna geldik. Ve biliyorsunuz şu an Paskalya tatilinin içindeyiz. Buradan yeni nesil genç kardeşlerimizin tatillerini en iyi şekilde değerlendirmelerini tavsiye ediyoruz. Ve sürücülere de uyarılarımız var. Haberlerimizde belirttiğimiz gibi 3000 polis şu an görev başına. Lütfen hız limitlerini aşmayın ve alkollü direksiyon başına geçmeyin. Bu da Yeni Nesil Gazetesi'nin ve Avrupa'daki Anadolu programının dostane bir tavsiyesidir. Değerli izleyenlerimiz, önümüzdeki hafta dopdolu gündem ile tekrardan buluşmak ümidiyle hepiniz hoşça kalın, esen kalın, barış dolu yarınlar diliyorum.